Aracımız 2006 model Fiat Punto 1.4 motor. Müşterimiz Gemlik'ten geldi. Müşterimizin bahçe istekleri ve şikayetleri şanzımandan ses geliyor. Debriyaja basınca kesiyor demiş. Frene basınca tık tık ses yapıyormuş. Genel kontrol istemiş. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Aracımızdaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı aracımızı koruma altına aldık. Tabii bu korumayı kim yapıyor? Mahmut Usta. Aracımızdaki işlemlere başlamadan önce bir marş yapalım. Sesini duyalım. Devreci basınca çağırıyor mu? Bak bakalım. Buldu var mı? Ses var. Aracın sesi bu şekilde şu an. Punto'da işlemlerimiz başladı. Öncelikle şanzıman kulağını çıkartıyoruz. Arka kulak. Egzozu kontrol ettik. Spiral patlak değişecek. Evet. Gördüğünüz buradan gibi. Karartmış zaten belli. Spiralin değişmesi lazım. Bak ses yapıyor. Duyuyor musun? Evet. Arka şanzıman kulağımız çıkıyor. Kulak çıktı. Kulakta var mı sıkıntı? Var. Var mı? Yeni şanzıman kulağımız geldi. Eskisi kopuktu gördüğünüz gibi. Değişti. Değişiyor. Yeni şanzıman kulağımızı takıyoruz. Şanzıman kulağımızın bağlantısını da taktık. Şanzıman arka kulağımızın montajı bitti. İşlemlerimize devam ediyoruz. Motor kulağımıza baktık. Boşluk var motor kulağında. Bu değişecek. Motor kulağı değişecek. Ustamızın tespiti. Söküyoruz. Motor kulağını çıkartıyoruz. Motor kulağımız çıktı. Bir daha gösterelim o sıkıntılı olan yeri. Kopuk değil mi? Hı. Kopuk olan bölge. Evet, değişecek. Yeni motor kulağımızı takıyoruz. Aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Bakalım son durum nasıl? Frene bakacağız. Daha tam sona ermedi de. Ses var diyordu. Bir de frene basınca tak tak yapıyormuş. Hı hı. Ama direksiyonda yamukluk var. Görüyor musun? Sağda duruyor. Topluyorum yine gidiyor. Şimdi ben az önce arabayı yine test ettim de size de göstereyim arkadaşlar. Frene basınca tak tak yapıyor dedi. Frene basınca bir tak tak falan yok. Bak. Bu tak tak ABS devreye giriyor. Bir sıkıntı yok yani. Normal bastığımda hiçbir şey yok. Ama biraz daha sert basınca tabii ki ABS girince tak 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 yapıyor. Yani zarar vermesin, kaymasın diye.
araba. Ayrıca arabayı ikinci vitese takarken biraz takılıyor. Bunun sebebi, bak şu şeyi görüyor musun Behçet? Evet. Dızbiyi. Bu dızbiyi böyle buraya koyunca ne oluyor? Sıkışıyor şuraya. Bak şimdi. Pamuk gibi. İyi bir şey değil yani, böyle buralara tespih falan koyacaksan şu üstte kalsın. Tam buraya gelirse zorlarsın zaten. Dişlere zarar verirsin, şanzıman dişlerine. Tespihi alacaksın, çekeceksin birader böyle. Sübhanallah, sübhanallah. Çekeceksin yani. Böyle duracak. Burada durunca dediğim gibi zarar veriyor işin esprisi. Onun haricinde bir şey yok. Araba birazcık sağa çekiyor, ona bakacağız. Yani kulaklarla, şanzımanla ilgili bir şey yok. Frende de bir problem yok, zımba gibi. Araba da gidiyor. Güzel yani, şimdi şurada uzatacağım biraz. Bu yoldaki test sürüşleri çok güzel oluyor. Evet. Hızla yapabiliyorsun ya. Aynen öyle. İşletmemize dönüyoruz. Evet. Punto. Aracımızı tekrardan işletmemize getirdik. Şimdi egzoz kaçağı vardı aracımızda, ona bakacağız. Bir de şanzıman yan dolduracağız. Tekrardan işlemlerimiz devam ediyor. Tamam, biz demiştik ya egzoz flex'i kaçırıyor diye. O flex değişecek. Flex bir şanzıman yanına bakacağız. Dur bakayım. Tamam. Eski spreyimizi çıkarttık buradan. Patlaktı bu. Şuradan. Böyle sıcak olduğu için gösteriyorum. Şurada da kenarlardan patlak. Bir de içi kırılmış. Tıkır tıkır ses yapıyor. Burada yeni egzozumuz, spreyimiz. Bu da vibrasyon spreyi. Bunun özelliği önden çekişli arabalarda. Kalkışlarda kırma yapmasın diye. Böyle. Mesela çok sevabiliyorum. Yeni spiralin montajı tamamlandı. Gördüğünüz gibi kaynak çektik. Son görüntüsü bu şekilde. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.